Ceyda çok teşekkürler. Senin de ifade ettiğin gibi Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey, öncelikle hayırlı olsun. Uzun süredir mesai harcadığınız, çaba harcadığınız bir gün ve artık bugün itibariyle oy kullanma işlemi devam ediyor. Galatasaray için tarihi bir gün diyebiliriz herhalde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkürler öncelikle. Aynen öyle. Güzel bir katılım var. Öyle görünüyor. İnşallah sayı daha da artar. En temel şey buydu. Katılım yüksek olsun. Çünkü herkesin sorumluluğu var üzerinde, tüm genel kurulu üyelerinin. Yani 25 milyon taraftar varsa ben onu diyorum. Herkesin burada taraftarı temsil ediyor. Zaten hepimizin ortak tarafı o. İnşallah daha da katılım olur. Galatasaray'ın demokrasi günü bugün. Sonuçta kim seçilecekse inşallah daha farklı seçilsin. İcraatlarını daha rahat yapabilsin bundan sonraki dönemde. Galatasaray'ın yapılacak çok çok işi var. Her kulübün öyledir muhakkak ama biz Galatasaray'ı biliyoruz. O yüzden o çok işe bir an önce kolları sıvayıp başlamak gerekiyor. Efendim, şunu sormak istiyorum. Aslında birkaç gün önce bir röportaj yapmıştık sizle ama eğer bugün kırmızı liste kazanırsa mazbata alındıktan sonra ilk yapılacak iş nedir sizin adınıza? Bunu da sormak isterim. İlk gerçekleştireceğiniz icraatınız ne olacak? Yani ilk işte sportif tarafta toplantılar yapılacak malum. Yani aslında transferler falan, bunlar bir yıl önce başlaması gereken süreçler ama işte seçimlerden dolayı anlık başlayacak işler. Futbol modeli yine aynı şekilde. Ondan sonra bu projeler, aslında hep günlük şeyi bekliyoruz ama bugün Galatasaray'ın şampiyonlukları tabii ki her zaman oynaması lazım ve hep bunu istiyoruz. Taraftar olarak bunu istiyoruz. Ama geleceğin şampiyonluklarından tırnak içerisinde alarak, oradaki şeylerden çalarak olmamalı. İşte sürdürülebilir sportif başarı için bu projeler, o yüzden ilk günden hemen başlanması gerekiyor. Malumunuz ciddi bir borç var. Diğer kulüplere göre az da olsa faizin anlık bir yükselmesinden bile %30-35'lere çıksa bile yılda 1 milyar faiz yükü var. Bunların bir an önce, bu borçların kapatılacak varlıkları hemen elde etmemiz gerekiyor. Yapacak çok iş var. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür hayırlı ediyorum. Olsun diyelim sağ bir kez olun. Daha. Yayın, kazanan Galatasaray olsun diliyorum. Diyelim. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür ederiz. Erden Timur'un da görüşleri bu şekildeydi. Röportajlarımız devam edecek Ceyda. Emre Kaptan'a kolay gelsin diyelim. Bizden hemen sonra yine Galatasaray Lisesi'nden seçime doğru konuklarıyla birlikte yayınlarını sürdürecek ekip arkadaşımız Emre Kaptan. Hocam, Erden Timur'a tabii Emre Kaptan sorulacak. Taraftarın en çok merak ettiği soruyu sordu. İlk icraatınız ne olacak? Eğer zarfların çoğunluğu kırmızı çıkarsa ve yönetime gelirseniz diye, Erden Timur da bizim aslında yayında konuştuğumuz o futbolcu ödemeleri, ödemelerle ilgili açıklamalarda ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu tabii. Tabii yani sportif, hatta futbol şubesinin yönetimi birinci önceliği olacak. Bakın örnekleri hep kısa bir geçmişe döndüğümüzde hemen bulabiliyoruz. Trabzon bu sene başarılı olduysa, şampiyon olduysa, sezona tam takım başlamanın, doğru zamanda sezonu açıp tam takım çalışmanın avantajlarını yaşadı ve ekip olarak birlik beraberlik içinde çalıştılar. Galatasaray'ın da önce o adımları atması lazım. Şu an Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray'ın önünde. Takım mühendisliğini, planlamasını yapmaları lazım. Kalacak, gidecek futbolcuları belirlemesi lazım. Takım adına konuşuyorum. Sonra da olası transferleri bir an önce belirleyip onları yapmaları lazım. Ama bunlardan önce de teknik adamı belirlemek lazım. Galatasaray'ın teknik adamının profilini şöyle kısa bir çizecek olursak, ki teknik adam konuşuyorduk oraya gitmeden önce. Eşref Hamamcıoğlu listesi, yabancı hocayı tercih edecek. Dursun Özbek listesi. Yerli olacak ise büyük bir ihtimalle Okan Buruk, yakışır dedik. Hatta onların da yabancı bir hocayla çalışma ihtimalleri var. Galatasaray'ın kadrosunun belki rakipleri kadar iyi olmama ihtimali olmasına rağmen ben bu kadroyla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında var olacağına inandığımı, böyle bir potansiyeli olduğuna inandığımı söyledim. Bunun için de bütün görevi ben teknik adama yüklüyorum. Eğer o teknik adam yönetimin desteğiyle çok iyi bir çalışma ortamı bulursa, takımla oyun konusunda anlaşmış bir şekilde oyunu geliştiren, çağdaş oyunu, takım oyunu olarak oynayan bir yapı içinde sahaya çıkabilirse Galatasaray şampiyonluğun kesinlikle en büyük adaylarından biri olur. Bana bunu söyleten de, yine bu seneye geri gideceğim, Trabzon'u şampiyonlukta en çok zorlayan takım Konya oldu. Sezon sonuna doğru Fenerbahçe'nin o yarışa girdiğinin de altını çiziyorum.
Eğer Konyaspor bunu başarabiliyorsa Galatasaray Konya camialarını hiç karşılaştırmayacağım ama Galatasaray'ın kadrosu Konya'dan çok daha fazla iyi olmasına rağmen Konya bunu başarmışsa takım oyunu sayesinde başardı. Oradaki teknik adamın doğrularıyla başardı. Camianın ona verdiği destekle başardı. Galatasaray'ın yönetimiyle başardı. Tabii. Galatasaray'ın kadrosu biraz eksik olsa dahi bu birlik beraberlik Galatasaray takımını oraya yarıştırır. Hatta benim içinde bulunduğum son şampiyonlukta 2007-2008 sezonunda kadro olarak biz başka takımların gerisinde olmamıza rağmen o kadroyla şampiyon olmayı da başarmıştık. Bu da ayrı bir konu. O yüzden Erden Timur çok doğru bir yere parmak bastı. Bizim önce dedik ya sportif başarı olmadan Galatasaray'da gelecek yok. O geleceğin ilk tohumlarını da futbol şubesindeki doğruları yaparak işe başlamak istiyorlar. Bence çok da doğru yaparlar. Bir yandan Galatasaray Lisesi'nden oy kullanma görüntüleri de ekrana geliyor. Saat 15'e kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Ardından oy sayımına geçilecek. Ve saat 21 gibi de Galatasaray'ın yeni başkanının açıklanması beklentimiz. Şimdi spor ajansı etiketiyle seçime dair sorular da gelmeye devam ediyor. Hayri Beşer. Mudanyalı Barış demiş ki sizce yeni yönetim kadrodan kaç oyuncu tutar gerisini gönderir? Şimdi her iki başkan adayı da özellikle tabii satışlar konusunda temkinli davranıyor. Ve her iki başkan adayı da biz futbolda küçülmeye gitmeyeceğiz. Aksine takviyeler yaparak bu kadroyu korumayı hedefliyoruz tadında açıklamalar yapmıştı. Ama diğer yandan tabii futbolculara gelen teklifler de var. Bu ve futbolcuların istekleri de tabii ki önemli. İşte Marka, Kerem, Nelson, Yunus, Galatasaray'da özellikle ön plana çıkan isimler. Yunus Adana Demirspor'daki o kiralık sezon boyunca geçirdiği performans ve gösterdiği performansla ön plana çıkan bir isim. Ama diğer yandan bu isimlerin kadroda tutulması ve yapılacak birkaç takviyeyle yeni sezona hazır hale gelinmesi de söz konusu. Siz nasıl bir politika izleneceğini öngörürsünüz Hayri Beşer? Öncelikle Konyaspor örneği şahane bir örnek. Hatta sezon başında futboldan gayet iyi anladığına emin olduğum, uluslararası ligleri de iyi takip eden ve hakim olan bir arkadaşım Konyaspor'u düşme adayı olarak görüyordu. Ki yani kadroya baktığınız zaman Konyaspor'un öyle çok ahım şahım bir kadrosu olduğunu söyleyemezdiniz. O Konyaspor'un neler yaptığını gördük. Konyaspor'u bir kenara bırakalım. Antalyaspor şahane bir örnek. Ne zaman şahane bir örnek? Nuri Şahin'den sonra. Bir teknik adam neleri değiştirebiliyor? Aynı şekilde Kasımpaşa şahane bir örnek. Orada da hani adeta düştü gözüyle bakılan takım. Daha sonra teknik direktör ve işte Serkan Reçber de marifetiyle yapılan doğru transferlerle, sadece doğru transfer değil, takım içi iklimin doğru oluşturulmasıyla bu noktaya geldi.